sonra alın beni kapıdan. Sevgili Gupse. Evet. Gözlerimin içine bak ve birden ona kadar kaç puan güzellikte olduğunu söyle. Benim güzelliğimde. Evet. Uf, bence bir güzel ama 10 çekici. Çok akıllıca ama sorunun cevabı değil. Vallahi ne bileyim ya. Hadi siz verin der. Yok vallahi. Onu söylesin. 4 falan herhalde yani kalıplara uygun. Nasıl 4? Ha yani normal güzellik standartları şu anda eleştirmek için söylüyorum. Şu an ulaştığımız standartlara göre ben biraz 4 falan derim herhalde. Yok sevgili Gupse, biz standartları biliyoruz. Yani sen ne duymak istiyorsun İbo? 10. Yok ya. Biraz güven yarışması. Hayır canım, 7-8'i var rahat. Yok, ben teşekkür ederim. Söyleyeyim. Ya insan da kendine güzel diyemez ayol yani. Niye be? Ne bileyim yani ben. Evet. Falan diye devam etsek ya. Kariyerinin en başından bugüne kadar bu işin içinde ne işim var ya benim dediğin oldu mu hiç? Aa, oldu. Hangi iş? Ya uf, Rekorlar Dünyası diye bir program sunmuştum. Böyle Guinness rekorlarına girmiş enteresan insanlarla birlikte olduğum bir program. Mesela? Neyse ki hemen hızlıca bitti o program. Vallahi Rekorlar Dünyası Gupse yaz çıkar YouTube'a. Ve korku içindeydim. Mesela ağzıyla araba çeken, diliyle at besleyen falan değişik insanlar vardı. Sen rekor deyince başka bir şey hayal ediyor tabii insan. Tabii tabii. Ve yakından gördük bu insanı. Bir tanesi oturarak ceviz kırıyor falan. ben söyleyeyim bak. Böyle devam şaşırıp mutlu olmaya oynuyorum. Rezalet. Oturarak ceviz kırma ne ya? Evet, evet, rekor bir adamdayım. Oturarak ceviz kıra kıra. Onu... Estetiğin var mı? Estetiğim... Ya hiçbir estetiğim yok ama diş sayılıyorsa şu dişim çürüdüğü için isimde lamine var. Acaba hangisi falan desem daha ne kadar gösterebilirsin o dişi? Ay sadece dişi göstermek için böbreğine kadar gösterdim. Ben dürüst ve ayrıntıcı bir insanım. Tak tam şuydu. Evet. Tamam yani dişi estetikten sayıyor muyuz ya? Sayılır. Diyemem. O zaman yok. Yok. Tüh, boş boş. Evet söyledim. Diyen kim? Kim söyledi onu? Yine mi siz? Ne? Aa, İrem Sak da mı burada? Dur bak şu ünlüleri ben sayayım. İrem Sak, aa Can Bono, Öykü Karayel, aa benim Mustafa... Aa, İrem Sak da var, aa, doğru. Aa, Mustafa Aksakallı, Sarp Apak. Barış Arduç mu atladı? Ayıp olmasın. Hep görüyorsun diye mi atladın? Niye atladın? Bu arada çok teşekkür ederiz Barış, hediyen için. Çok zarifsin. Çok sağ ol. Mustafa hatırlattı. Çok zarifsin Mustafa, hediye için teşekkür ederim. Parayı kim verdi abi? Ha Barış, çok zarifsin. Hediye için. Ben de şaşırdım zaten, ayrılık sandım hani bir çikolata gibi. Şimdi sana bir şey okuyacağım. Aha. Cümledeki boşluğu doldurmanı rica edeceğim. Tamam. Şimdi biri çıkıp... Tanınmış komedyenlerin hepsi erkektir. Bu sadece bizim topluma mahsus bir şey değil. Normal hayatta da komik olan erkektir. Dediğinde nokta nokta yapasım geliyor. Nokta noktayı doldur. Dur şimdi. O diyor. Evet, oo. İlk akla geleni söylemeyeceğim. Ağızlarına vuresim geliyor. Ama siz onu büyütün. Arkadaş ortamında bir şakan reaksiyon almadığında nasıl bir tepki verirsin? Hemen şımarıp falan gibi şeyler yaparım. Hemen böyle hakikaten şımarıp şey yaparım, üstüne şey yaparım, giderim onun böyle. Ya yok ya falan filan gibi böyle şımarık şımarık hareketler yaparım. Evet. Sevmem çünkü. İşte aynen şu an. Ya İbo. Yani hiç sevmem öyle reaksiyon almamayı ya da dalga geçerim bu durumla. Hiç Instagram'da stalk yaparken yanlışlıkla likeladığın bir şey oluyor mu? Yok ya, iyiyimdir şeyde. Yani hiç hata yapmam ama WhatsApp dersen şu sticker'lar çıktığımız günden beri yanlışlıkla... Bir dakika. Hangi sticker'lar? Çünkü ay, burada çok kötü. Net yani olmamız her şeyin lazım. Kötü kötü sticker'ları var ya böyle şakadan birbirimize, bilmiyorum sizin gruplarınız ya da evet, bizimkiler evet. Mi öyle falan?
birkaç böyle komik komik stikerler diyeyim. Müstehcen komik ama. Komik müstehcen. Tabii tabii. Benim de aklımda onlar canlandı. Aynen, veteriner arkadaşımla konuşurken ona bastım. Ha falan oldum. Online'da gördü. Ne yapacağım bilemedim. Hani böyle şaka desen değil. Devam. Kalan bütün stikerleri gönder. Uzun uzun açık adam. Böyle bir arkadaşım var. Çok seviyor. Böyle şeyler gönderiyor. İşte favoriye ekliyor. Hayatım kaydı. Yani çok utandım ya. Sonra ama karşı taraf sadece ha 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 yaptı. Yani o komik mi zaten? Herkes de varmış o stikerlerden. Evet. Yani. Bazıları çok iddialı. Yani o herkeste yoktur diye düşündürtüyor. Evet. Yani. Onları kaydetmiyorum zaten. Ben daha masum komikleri gönderirim sana. Bugüne kadar çektiğin ya da oynadığın, işte içinde bu yer aldığın işlerin PR sürecinde başına gelen ya da yaşadığın en saçma şey neydi? Genelde içindeyken tatlı, dışındayken saçma geliyor gerçekten. O yüzden en absürdünü düşündüğümde bulamıyorum. Genelde yani soğan kırdırdıysan o en... En iyi cücük çıkartma yarışması yaptım yahu. Yani eşim dostum video attı bana. Bak nasıl çıkardık falan. Çünkü büyük ihtimalle çocuksu bir dünyaya gidiyoruz. Ben de mesela hani bu ne ya deyip birden ciddiyete biniyorsun falan. Ben de çıkaracağım o cücüğü falan yapınca. Sonra öbürü de ben de çıkarım deyip böyle hepimiz cücük çıkarmaya başladık yani. Dolayısıyla ben bir virüs yaymış oldum gibi oldu. Aa. Evet. Hayatımda üst üste bu kadar cücük dendiği başka bir sohbet ben hatırlamıyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. Senin şuradaki şeyin var ya, ona da cücükmüş. Benim orada neyim doğru var değil ya? Doğru değil mi? Öyle değil mi? Cücük deniyor buna. Benim cücüğüm mü var? Şu sakal, üstündeki şey, küçük sakala cücük deniyormuş. Benim cücüğüm var yani. Senin bir cücüğün var. Bak, bunu ben kendim çıkarmışımdır. Ama sorduklarında merhaba İbo, merhaba, cücüğüm, bu, cücüğüm var demelisin. Bam 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 cevaplıyorum. Evet ya, farkında hiç mısın? Sektirmiyorsun. Ha, bir de hızlı konuştuğun için çabuk bitiyor. Çok hızlı konuşuyorum evet. Gene. Ha? Çok hızlı konuşuyorum. Hayır hayır, çok anlaşılır. Anlamadığınız bir yer varsa sorun. Vallahi bak ucunu kaçırsam dur diye bağırın. Ben hiç kırılmam. Öyle bir şey an yaşanmadı. Yani bilmiyorum işte belki kibarlıklarından şey yapıyorlardır. Anlamadığınız yer olmadı değil mi? Ha. Tamam. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Herkese benden çay. Oo, paraya kıydın yazdın sen. Görümce ve Elti filmlerinden sonra yeni bir aile içi kadın ilişkisi anlatan film fikri bulamamaktan korkuyor musun? Yo, daha kayın var, kayınvalide var. Evet, evet. Erkekle kayınçolar, bacanakların savaşı, kayınçolar firarda. Kaynımla iki gün neler var ha? Yani akraba terimi çok bol yani. Kaynımla... Daha unuttuğum da vardır, var ya daha. Var. Var ya bacanak, kayınço, erti görüntü, kaynata. Kaynata? Kayınpeder. Kaynata ama bence aralarındaki en komiği. Evet, evet, benim de şu an hoşuma gitti. Aa, kaynata. Tabii. Baldız olmuyor, komedi değil. O da cinsel içerik cinsel bulmuyor. Cinsel içerikli, evet. Baldızla iki gün mesela. O... Olacak iş değil mesela. Bir de senlik değil yani. Tabii ben yani ben yapamam onun komedisini de. Sen belki... Ben de yapamayabilirim onun komedisini. Ya anlaşırım ama anlaş... Bir dakika şimdi kelimeyi ayırabilir... Anlat ya biz bilmiyoruz. Şöyle bak bir dakika. Gel evet, gel evet, bir şey diyeceğim. Buradayım. Alo. Ne diyor? Al biraz sonra alalım beni kapıda. Kötüledim ben. İlk çiftimiz şöyle. Kim Kardashian mı Elton olsun, Kylie Jenner mı? Kylie Jenner daha saf duruyor. O daha iyi olur. Kim bu beni mahveder, bu boğar beni. Bu üstüme oturur demiş. İşkenceye bak. Ama yani demin o ceviz kırağından aklında... Ya yemin ederim oradan geldi. Olabilir. Bence de çağrışım. Çünkü benim de hemen o geldi aklıma. O aklına geldi mi? Oh Allah'ım falan. Kristen Stewart mı, Bihter Ziyagil mi? Anne bu sıkıntılı. Evet. Ben yani, diziyi seyretmedim ama şimdi bak onu hikayeyi biliyorum. Çok özür dilerim diye. Ben de hakim değilim ama gördüğüm her yerde videoları var. Çok severim Berat Saat'te.
Beren Sert olsa evet derdim ama Bihter'i istemem. İstemez. Ha, istemem. Evet. Kristin daha iyi. O daha böyle aman boşver gibi duruyordu o. Tabii. Bu daha... da şey, bu da çelmeci. Bihter. Bihter o. Çelmeci. Nasıl tabirler? Çelmeci, fıstıkçı falan. Var mı eltisi olan var mı aranızda? Sizin var. Nasıl? Bir tane değil. Nasıl yani? Kız kalk ayağa konuşalım Allah aşkına. Biz baş başa konuşalım daha sonra. Vallahi mı? Kaç eltin var? Aa boku yedi. Üç. İki değil, iki değil, üç. Yakın mı oturuyorsunuz? Yakın mı evler? Yok şükür. Hayır. Yok şükür mü dedi çok? Yok şükür, çok şükür. Yok şükür. Ha, yok şükür. Anladım. Tabii. Anlaşamıyor musunuz? Çok tatlılar. Kadın nefret Allah ediyor. Ben bu kadar zor nefret çok az rastlarım. Peki siz küçük gelin misiniz, ilk gelin misiniz? Siz küçük gelinsiniz. Ay. Küçük gelin ne oluyor? İlk gelin hep küçük gelin üstüne basıyor. Değil mi kız? Ay, ay öyle vallahi. Vallahi öyle ama sen anlamazsın. Kısırları getirin Allah'ım. Aa. Ya vallahi ben anladım kız kardeş seni. Bir tane. Bir gerçekten başka kimsenin eltisi yok mu? Hakikaten ayol. Bence de söyleyemiyor. Söyleyemiyor mu? Herkes böyle bir bak. Aa öyle bir şey mi lan elti? Yani elti öyle bir şey değil ama eltisi problemliyse söyleyemiyorsun. Bana özel mesela Instagram'dan DM kutusuna neler geliyor. Ne geliyor? Yani çok komik şeyler var. Bir çocuk doğurmuş mesela bir tanesi atıyorum Ahmet koymuş. 3 ay sonra doğan çocuğun ismini de Ahmet koymuş öbür elti. Aa. Aynı isim, değişik isim mesela. Ya da atıyorum bir tanesi çamaşır asıyormuş üst kat. Kuru çamaşırları aynı renge göre asıyormuş falan. Ya neler var aklım durur. Bak yemin ediyorum. Çok çok enteresan hikayeler var. Ve ben böyle ne? Bu kadar gerçek değil. Ha bir tanesi düğüne gelinlikle gitmiş. Bak yemin ediyorum yazdılar ya. Nasıl ya? Yani ertesinin düğününe kendi gelinliğini giyip gitmiş. Niye? O kardeşi de mi o alacakmış? Niye? Ay işte ışık bir şey bilmem ne. İlgi çekmek için, dikkat çekmek için. Öyle şeyler olur. Aa sen. Damadın? Hakkını karıştırmak için. İşin trajik tarafı bu olaylar olurken, kavgalar yaşanırken yani damatların hiç haberi yok. Ya onlar ya falan. Erkekler öyle ya. Ama anlaşırlar onlar tabii. Öyle değil mi? Değil mi kız? Tabii vallahi öyle. Yani anca sen gece mesela ya bu da bana bu laf etti. Bu kadın nesi var ya? Bu kadın da bir tuhaf bak. Diğer eltiler haklı çıkacak. Ha ben onun tarafı... ben onun tarafı ben anladım onu. Bak pozitif bir kadın o. Onu çok üzmüşler. Ters. Aa. Yavru köpek. Ne ayol? Kedi biliyorsun. Tamam, insan mı? Değil. Hayvan. Hayvan. Kedi mi? Değil. Ha bu bir ünlü bir hayvan mı? Ünlü bir hayvan. Aa, Tweety. No, ama benzer. Yani... Bir çizgi film karakteri mi? Aynen. Evet. Donald Duck. No. Mickey Mouse. Nope. Eski mi, yeni mi? Daha yeni onlar. Daha yeni. Tabii onlar. Aa, yeni bir hayvan. Lion King. Lion King yeni mi? Yenisini yaptılar. Lion King'in yenisini mi dedin sen? Aa, Ratatouille mı? Değil. Hayvan, animasyon. Turuncu mu? Nemo. Evet. Aa, Nemo. Kayıp balık değil mi? Ben de bu kayıp balığı demezdim. Ne gerek var? Yani. Ayemezler. Ben söyledim abi. Ben senden daha önce buldum. Hayır hayır. İbrahim Bey. Soralım kim? İbrahim Bey siz kazandınız. Ben kazandım evet. Değil mi? Doğru. Hangisini içmek istersin karşı? Aa, doğru. Ve gastronomi dedikten sonra ben olsam ben de ona kazandım. Hadi istediğini içeceğim söz. Hayır hayır rica ederim. Allah aşkına. Tabii tabii. Bunun için rengi güzel geldi. Saçma ama acıdır o. Ben acı çok seviyorum. Allah Allah. Leş gibi sirke kokacaksın şimdi sarımsak. Çok severim. Sirkeyi mi? Her seferinde çalışması şakalı. Bir daha yapalım mı? Bu gülüyor. Duymuyorlar mı? Gastronomi. Bak